Hayırlı sabahlar. Sabah şerifleriniz hayır olsun. Teşekkür ederim sizin de. Benim Antalya. Bir sorum olacaktı hocama. Buyurun. Ben ikinci evliliğimi yaptım. Yıllar öncesi de kayınvalidemle bir tartışma yaptım. Evet. Benim ikinci evliliğim olduğu için istemedi kayınvalidem. Bundan dolayı da bir öfkeyle, sinirle eğer ki bir gün bir çocuğumuz olursa dedim eşime. Annen o çocuğu da duş tuttum ve adak adadım. Hani ne yapmam gerekiyor? Hocama sorun bu. Evladınız oldu, çocuğunuz oldu. O hayır yemin... olmadı. Olacak. Hani istiyoruz bir çocuk. Hayır oldu diyelim. Yani sonuçta siz pişmanlığınızı dile getiriyorsunuz şu anda. Evet, evet. Yani evet. Evladınız oldu, çocuğunuz oldu, kucağınıza aldınız ama bu sözden de pişmanlık duyuyorsunuz. Evet, evet. Duyuyorsunuz. Yani görürse ölür diye çok korkuyorum hani çocuğum. Evet, evet. Hocam böyle bir yemin geçerli olur mu? Böyle bir yeminin kefareti nasıl olur? İzleyicimizin sorusu bu. Böyle bir yemin geçerli değil. Böyle bir yemin olmaz. Olmaz. Ya bak yani böyle bir adak olabilmesi için adanan şeyin cinsinden farz vacip bir şey bulunacak. Adanan şey haddi zatında bir masiyet olmayacak. Adanan şey nezredenin adayanın mülkünde olmalı. Mülkünün dışında bir şey olmamalı. O yüzden bu böyle bir şey de gerekmez ama bu adak değil ama bir yemin var ortada hocam. Ya bundan dolayı tevbekar olmalı. Evet. İşte o kadar yani. Yemini ne? İşte şey diyor. Eğer bir gün çocuğum olursa yani kayınvalidesinin görmesini istemediği için kayınvalidem de çocuğu görürse ben de öleyim, çocuğum da ölsün. Ya bu yemin değil. Bundan evet, dolayı bu tevbe istiğfar etmeli. İşte o kadar. Şey tevbe demişti istiğfar. Ya hocam, işte oruç tuttum. Ne kadar güzel. Bunun için oruç evet. Tutabilir miyim? Tutmam yani, uygun olur mu yani dedi. Her ihtimale karşı 10 fakire doyursun gücü yetiyorsa. 10 fakire. Aklından da bu işi silsin atsın. Peki. İzleyicimiz duydu sanırım. Teşekkür ettik. Peki, telefonumuz var. İzleyicimizin sorusunu duyalım. Sonra da birinci şifreyi, ilk şifreyi paylaşalım inşallah hediyelerimiz için. Önce soruyu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. İstanbul'dan alo. İzleyicimiz. Buyurun. Merhaba, hayırlı günler. Teşekkürler. Size de hayırlı günler. Ben şey sormak istiyorum hocamıza. Ne soracaksınız? Bu banka promosyonlarıyla ilgili çeşitli fetvalar veriliyor hocalar tarafından. Ben bankadan aldığım promosyonla bir su kuyusu açabilir miyim veyahut da yetimlere yemek verebilir miyim? Bankadan aldığınız promosyonla Afrika ülkelerini değil mi? Afrika ülkelerini kastediyorsunuz. Evet, evet. Orada su kuyusu açtırabilir miyim? Ya da evet. Ya da yetimlere yemek verebilir miyim? Yetimlere o parayla yemek verebilir miyim? Ya evet, da ne yapabilirim diye soruyorsunuz herhalde. Evet, evet. Çeşitli fetvalar veriliyor bu konuda. Siz yani ne duyuyorsunuz? Ne duydunuz olarak, bugüne kadar? Ne duydunuz? Ne biliyorsunuz bu konuda? Katılım Bankası'ndan aldığınız promosyonu işte kullanabilirsiniz veyahut da yiyebilirsiniz diye fetvalar çok duyduk. Hı hı. Dediğim gibi hocalar arasında da çok çelişkili fetvalar oluyor. Hani biz de hangisini yapacağımızı şaşırdık. O yüzden Nur Saçan hocamızdan bunu öğrenmek istiyoruz. Tamam. Hocam duydu, dinledi sizi. O halde hı hı. Cevabı takip edin. Çok televizyondan teşekkürler. Sağ olun. Selamlar. Evet hocam. Buyurun. Efendim yani hocalar arasında da öyle bir ihtilaf yoktur. Genellikle hocalarımız ne diyor bunu? Kendi eğer ihtiyacını kendin karşılayabiliyorsan kendin kullanma. Başkalarına ver bunu diyor. Efendim ihtiyaç sahibi olanlar için kullanılsın diyor. Yani ama kendin zaruri bir ihtiyaç halindeysen kendin de kullanabilin diyorlar. Efendim hanımefendi kardeşimizin sorduğu şey Afrika'da bir su kuyusu açtırabilir mi? Hı hı. Açtırabilir. Yetimlere yemek yedireceğim diyor. O da olabilir. O da olabilir. Evet efendim. Bu promosyon ona parasıyla ilgili olarak evet. Afrika'da su kuyusu açtırabilir. Su kuyusu açtırabilir. Yetimlere ikram edebilir, harcayabilir evet, o parayı. Efendim, doğru. Promosyon parası için bunlar geçerli. Doğru. Ama efendim. Kendi ihtiyaçları için kullanamaz diyorsunuz. Anladığım. Yani kendi ihtiyaçlarını kendi karşılıyorsa şüpheli olan şeyi karıştırmamalı. Evet, şüphelilerden evet, sakınmak doğru, lazım doğru, diyor efendim. Hocamız. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.